Merhaba arkadaşlar, Yaptık Diyorum ekibi olarak sizleri teknolojinin bilinmeyenleri kategorisinden selamlıyoruz. Bu kategoride sizlerle birlikte teknolojinin bilinmeyen yanlarından söz edeceğiz. Bu bölümde sizlerle her gün bilgisayarımızda, tabletlerimizde, telefonlarımızda görüp, rastlayıp ama hiçbir anlam veremediğimiz uzantılardan, dosya uzantılarından bahsedeceğiz. Daha anlaşılır olması için sizlere şu konuyu slide gösterimle sunalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dosya uzantılarından bahsedeceğiz demiştik. Gördüğünüz üzere dosya resimleri var, dosya uzantılarının resimleri vardır. Ve bu dosya uzantılarından başka da dosya uzantılarını siz görüyorsunuzdur. Fakat biz günlük en sık rastladığımız dosya türlerinden konuşacağız bugün. Günlük en sık rastladığımız dosya türleri bunlardır. MP3, MP4, JPEG veyahut da JPC, AV, PNG ve MPEG. Şimdi dosya uzantılarını, gördüğümüz dosya uzantılarını gruplarına göre, türlerine göre gruplaştırırsak ses dosyaları MP3, görüntü dosyaları JPC veyahut da dediğimiz gibi JPC, PNG, video dosyaları MP4, AV ve MPEG olarak sıralanıyor. Bu dosya türlerini sizlerle şimdi ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Ses dosyaları MP3. MP3, MPEG-1 Audio Layer 3'ün kısaltmasıdır. Ses dosyasıdır ve bir sıkıştırma algoritması kullanarak dosya boyutunu oldukça küçük tutar. Ancak kullandığı bu algoritma kayıplıdır. İnsan kulağının duyamadığı düşük ve yüksek ses frekanslarını dönüştürme esnasında kaydetmez ve böylece büyük miktarda yer kazanır. Ses kalitesinde de belirgin bir düşüş olmaz. MP3'ün orijinal açılımı MPEG-1 Audio Layer 3. Yani Moving Picture Expert Group 1, 3. grup ses katmanı. Yani Türkçe açılımına geçersek Film Uzmanlar Grubu Ses Katmanı 3 olarak tanımlanır. Arkadaşlar şimdi görüntü dosyalarını inceleyeceğiz. Görüntü dosyalarından en sık rastladığımız JPEG'dir. JPEG orijinal açılımı ile Joint Photographic Expert Group diye tanımlanıyor. Türkçe açılımı ise Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu demektir. Ve ne oluyor kısmına gelirsek, bu Photographic Expert Group tarafından geliştirilen bu standart profesyonel fotoğrafçılar için geliştirilmişti. Zip dosyalarının yaptığı gibi bir sıkıştırma algoritması kullanıyor. Görüntü dosyalarından diğer biri ise PNG'dir. Sık kullandığımız, özellikle Photoshop kullanıcılarının sık sık kullandığı PNG dosyaları orijinal açılımı ile Portable Network Graphics demektir. Türkçe açılımı ise taşınabilir ağ grafiki. PNG dediğimiz gibi Portable Network Graphics'in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırılarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG-B isiminde paletli ya da gerçek renkte görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla saklanabilir. Son olarak video dosyalarını inceleyeceğiz. AVI'den bahsetmek istiyorum sizlere. AVI, Audio Video Interleave, yani Türkçe açılımı ile ses görüntü birleşimi demektir. AVI Kasım 1992'de Microsoft tarafından tanıtılan Windows için görüntünün bir parçası olarak çoklu ortam içerik biçimidir. AVI video ve ses dosyalarını bir arada içeren dosyalara verilen genel addır. Video dosyalarından diğer biri ise MPEG'dir. MPEG'in orijinal açılımı ise Moving Pictures Expert Group demektir. Türkçe açılımı ise Hareketli Resim Uzmanları Grubu anlamına geliyor. Özellikle MPEG-1, MPEG-2 biçimlerinde standartları genellikle Moving Picture Expert Group tarafından geliştirilen dijital video verisi sıkıştırma özellikleri ve algoritmalar MPEG dosyaları için de dahil edilmiştir. Son video dosyamız ise MP4'tür. Orijinal açılımı ise MPEG-4'tür. Türkçe açılımı Hareketli Resim Uzmanları Grubu 4. Layer.
Şimdi bunu nerede kullanıyoruz dersek, özellikle cep telefonlarımızda, tabletlerimizde video çekimi yaptığımız zaman MP4 dosya uzantısı şeklinde çıkıyor. MPEG-4 dediğimiz gibi Moving Pictures Expert Group, hareketli görüntü uzmanları birliği tarafından geliştirilen ve geliştirilmesine devam edilen çoklu iletişim görüntü kodlama standartıdır. MPEG-4 standartı şu anda kullanılan MPEG standartına göre daha yüksek sıkıştırma olanakları ve yeni kodlama araçları sunmayı amaçlamaktadır. MPEG-4 sesli ve görsel, sayısal verilerin görüntü sıkıştırmasını tanımlayan metotlar bütünüdür. İlk olarak 1998 yılı sonlarında yayınlanmıştır. Umarım konumuzu, kategorimizi beğenmişsinizdir. Her zaman söylüyoruz, yine de söyleyelim. Yorum ve beğenileriniz kendinize yaptığınız bir iyiliktir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.